Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. 10 Şubat çarşamba maçları için karşınızdayım. Bugün sizler için bir ikili kombine hazırladım. İki tane de alternatif maç vereceğim arkadaşlar. İlk maçımla başlayayım. İlk maçımız Brezilya SA'dan Corinthians Atletico Paranense maçı. Saat gece 3.30'da başlıyor. Ev sahibi 1, 90, deplasman 3, MBS 2 oynanabiliyor arkadaşlar bu maç. E, ligin artık son maçlarına yaklaştık. E, 38 maç oynanacak toplamda. Kimisinin 3 maçı, kimisinin 4 maçı kaldı. Koşintias e, e, en azından e, playofa gitmek istiyor, 5. veya 6. olmak için Libertadores kupası eleme ama. Ee, i̇şi çok zor çünkü e, onun 5 maçı var bu arada Corinthians'ın bir maçı eksik ama e, işi zor gözüküyor çünkü şimdiden bir 6 puanlık bir fark var. E, olmaz değil olabilir dediğim gibi maçı eksik çünkü. E, Gremio çünkü 2 maç fazla oynamış ondan 35 maçta. Corinthians eksik maçlarını kazandığı takdirde e, aynı puana geliyor. Avayaş farkı kalıyor sadece. Yani şansla eşit diyebiliriz. Payanen en, en azından o da Sud Amerikan'a kupasını garantilemek istiyor. Puan almak istiyor. Zorlu bir maç olacak arkadaşlar. Son 5 maçlarına baktığımızda ev sahibi 3 mağlubiyet, 2 galibiyet aldı. Deplasman takımı ise 2 galibiyet, 2 beraberlik bir mağlubiyet aldı. E, dikkat etmemiz gereken şey buydu arkadaşlar deplasman takımının son 5 maçta 4 tane maçı alt oldu. Flamengo'yu 2-1 yendiği maç dışında tamamı alt. E, maçları biraz daha kısa geçmeye başlamış deplasman takımının. Cointias ise, e, genelde gollü. Onun da 4 maçı üst, bir maçı alt. E, bir iki maç gol atamadı Cointias. Onun dışında yine atıp yemeye başladı. E, bu sezon çoğu zaman olduğu gibi. Benim bu maç için tahminim arkadaşlar. İlk yarı gol var. 1.40 oranı var. Bence güzel bir oran. İkinci maçımız. Yine Brezilya'dan. Fluminense. Atletico Mineiro maçı. Yine saat 3.30'da. Ev sahibi 2.95. Deplasman 1.85. Gördüğünüz gibi. E, deplasman e, maçı kazandığı takdirde ilk 4 için büyük avantaj elde edecek. Fluminense de 5. sırada. O da direkt lige çıkmak için e, bu maçı kazanmak isteyecek. Atletico Mineiro eee Fluminense'ye göre daha formda. Kolay kolay yenileceğini düşünmüyorum ama e, ev sahibi için de önemli bir maç, büyük bir maç. Son 5 maçlarına baktığımızda ev sahibi 4 galibiyet bir beraberlik almış. Son 5 maçında hiç yenilmemiş. Deplasman takımı ise 2 galibiyet, 2 mağlubiyet bir beraberlik de oynuyor. Son 3 maçı alt oldu. Ee, birkaç maç üst üste puan kaybından sonra evindeki 2 maçı kazandı ama son maçında yine Goyas'a yenildi. 1-0. Yani ne yapacağı belli olmuyor bu ayalar. Ee, Formda bir takım. Bir ufak bir düşüş var ama Ligin artık dediğim gibi son 3-4 maçı. Bundan sonra kolay kolay vereceğini düşünmüyorum. Bu maç için konuşmuyorum. Belki kaybedebilir. Ben taraf bahsi oynamıyorum. Beni takip edenler bilir. İlk dörde gireceğini düşünüyorum lig bitene kadar. Yani i̇lk dördü içinde tamamlayacağını düşünüyorum. Çünkü gerçekten bu sene diğer takımlara göre iyi futbol oynadılar. Benim bu maç için tahminim arkadaşlar. Yine kointhias e, maçında olduğu gibi ilk yayı gol var. Bu ikisini sizlere arkadaşlar e, bugünkü ikili kombinem olarak söylüyorum. E, <laughs> bakın kafanıza yatıyorsa e, bu ikili e, bence e, ideal bir ikili oluyor. Onun dışında da sizlere iki tane alternatif vereceğim arkadaşlar. Alternatif maçlarımdan ilki Yunanistan Kupa çeyrek final. Olympiakos Ayıs maçı. Ev sahibi bir yirmiyi oynuyor. Deplasman 6 oranı var. Ee, Olimpiakos çok formda arkadaşlar. Zaten bu sene e, ligi aldı götürüyor. Son 5 maçında 5 galibiyet. Deplasmanda da kötü değil. O da beşte 4 yapmış. Bir mağlubiyeti var. Ama Olimpiakos maçlarını e, çok daha rahat bir şekilde kazanıyor. E, bir tane maçı bir sıfır. Onun dışında... Üç tane 3 tane 3-0 var, bir tane 3-1 var. Yani maçlarda genelde handikap, hatta iki handikap bile yapıyor çoğu maçında. Çok daha formda. E, ligde de biraz rahat olduğu için ben kupada rahat olacağını düşünüyorum. Çünkü ligde kredisi var hala. Ayrıca de kötü bir takım değil. Ama gördüğünüz gibi şurada son 5 maçının 4'ünü deplasmanda oynamış. Evinde bir maç kazanmış Larissa'ya karşı. Onun dışında 4 maç deplasmanda bu da iyi bir grafik çizmiş. Yani 4 maçın üçünü kazanıp bir tanesinde eee e mağlup olmuş. İyi bir istatistik ama bu defa rakip Olympiakos işi çok çok daha zor. Bu maçla ilgili tahminimi söylemeden önce arkadaşlar lütfen bu videoya bir beğeni, bir yorum atarsanız sevinirim. Benim bu maç hakkındaki tahminim 2.5 üst. 1.40 oranı var arkadaşlar. Gelelim bugünün son maçına. Son maçımız Belçika Kupası'ndan. Kulüp Büyüş, Antep maçı. Saat 22.45'te başlıyor. Ev sahibi 1.45. Deplasman 3.90. Ee, yine Olympiakos gibi. Kulüp Büyüş de e, ligde aldı gidiyor. Puan farkını çift taneleye çıkardı şimdiden. Son birkaç yıldır kendi liginde özellikle domine etti. Son 5 maçında gördüğünüz gibi kulüp büyük son 5 beş maçının 5'ini de kazandı. Kimisinde zorlansa da genk maçı olsun. Deplasmanda deplasmanda cihazcılığı büyük maçı olsun. Onun dışında genelde rahat kazandı. Handikaplar yaptı. Zaten bu ligin şu anda en iyi takımı. Deplasman takımına bakarsak o da 4 galibiyet bir mağlubiyetle oynuyor. 4 galibiyeti son 4 maçında almış. Ee, o da iyi. Bu sene anti Avrupa mücadelesinde de çok iyiydi. Ee, i̇ki tane iyi takım ama az önce Olympiakos maçında söylediğim gibi ev sahibinin e, ligde de kredisi e, yüksek olduğu için bu maçta yine tabii ki kulüp bir en büyük favori. Taraf bahsinde çok üstün ama Dediğim gibi ben taraf bahsi pek almıyorum arkadaşlar. 1.45 vermiş. Kupa maçı her şey olabilir. Çünkü e, birçok takım az futbolcularından eksik olarak çıkıyor. Yedeklere şans veriliyor. E, bu maçta ne olur bilemiyoruz daha erken ama. Kupa maçında bunu birçok takım yapıyor. Benim bu maç için tahminim arkadaşlar. Yine 2.5 üst 1.45 Bugün için sizlere vereceğim 4 maçım bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi ilk 2 maçım bugün sizler için ikili kombine. Son verdiğim 2 maçta alternatif olarak. Lütfen bu videoya bir beğeni bir yorum atarsanız sevinirim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Bol şanslar.